Şunu kesinlikle öneriyorum. Bir anne adayı isterse kendi başına çok rahatlıkla doğum yapabilir. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Yeter ki iç sesini dinlesin ve devam etsin, kendine güvensin. Ama baktığın zaman da artık bu derece tek başına doğumların da çok da gerekli olmadığını düşünüyoruz günümüzde. Biraz yardım da gerekiyor. İnsanlar biraz da şefkat istiyorlar, biraz yanlarında sevdikleri olsun istiyorlar ve bir şeyler de kendilerine gösterilsin istiyorlar. Bu anlamda bakıldığı zaman doğumun bir ekip işi olduğuna şu anda daha fazla inanıyorum. Ekip deyince bunun içerisinde bir doktorun olması gerektiğini düşünüyorum. Acil durumlarda müdahale edecek ve hayat kurtarıcı yeri geldiğinde teknikleri uygulayabilecek bir ebenin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir ebe ve veya dula doğum sırasında hiç kesintisiz fiziksel veya psikolojik desteği sağlayabilir. Bunların ikisi de birbirinden farklı ve önemli şeyler. Hem psikolojik destek hem fiziksel destek. Ve bir doktorun da zamanı veyahut da konumu nedeniyle de bu desteği tam olarak vermesi mümkün değil. Artı sulu doğumla ilgili olarak da bu ekip işinin dışında bir de ekipman da ön plana çıkıyor. Sonuçta o havuzu eğer şişme havuz olacaksa doğru şekilde şişirmek ve doğru derecelerde doldurmak zorundasınız. Onun sterilizasyonunu iyi yapmak zorundasınız. Düzenli ölçümlerinizi yapmak zorundasınız. Ve suya girilip çıkıldığı için, havuzun içine girip çıkıldığı için kaymaları vesaire önlemek için de gerekli önlemleri almak zorundasınız. Sonuçta suda doğum hem bir bilgi işi ve hazırlık işi, hem bir ekip işi, hem de ekipman işi.